Bravo. Oralarda Kaliforniya. Buraya da kar yağıyor kardeşim. Kim diyor yağmıyor diye ya. Kavga etmeyeceğim. Ne boka yaradığını bilmediğim bir alet. Biraz sabah fazla uyumuşum. Hala kendime gelemedim. Hop. Tren gelir. Hoş gelir. Sus lan! Biraz kendime gelmem lazım. Of of of. Aman tanrım dedim. Biraz çukura kaçar gibi oldu. Oh. Azıcık ileri al kaptan. Kaptan az geri al. Kaptan sağında araba var. İndir oğlum. İndir. İndir. İndir a** feryada ha. Elon Musk bu işi biliyor ya. Kapak düştü lan, korktum anasını satayım. Tırcı şezlongundan hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepicikleriniz tekrardan hoş geldiniz. Bravo. Az önce görmüş olduğunuz o dağdan aşağı indiğim yerler. Oralarda Kaliforniya. Buraya da kar yağıyor kardeşim. Kim diyor yağmıyor diye ya. Bu taraflar biraz Sacramento'nun üst bölümleri. Kavga etmeyeceğim. Kavga etmeyeceğim. GPS de çok gördüm. Yorumların altına yazmışsınız. GPS navigasyonla kavga eden başka bir millet var mı acaba diye. Hangi milleti biliyoruz ki? Elemana bak. Toyota pick-up'ın arkasına tek kişilik karavanını takmış. Gidiyor. Neyse biz yükümüze geldik. O New Jersey'den almış olduğum o devasa yükseklikteki boyutuna göre hatır sayılır bir ağırlığı olan ne boka yaradığını bilmediğim bir alet. Yani bir yemek fabrikasında kullanılıyor ama oradayken öyleydi. Muhtemelen burada da öyle bir yere bırakacağız. Yaklaşık 1 mil sonra exit'ten çıkacağım. Biraz sabah fazla uyumuşum, hala kendime gelemedim. Videonun sonunda bir önceki videodan da başlık atmış olduğumuz üzere kargo taşıma ücreti değeri 500.000 TL eş gelen bir adet yük taşıyordum. Şimdi size videonun sonunda tüm masrafları çıktıktan sonra böyle büyük kaç para net gelir elde ettiriyor bana, onu açıklayacağım. Bir önceki videoda sadece taşımayla yüklemeyle geçmişti. Ne kadar mazot yaktım, komisyon ne kadar verdim. Buradan çıkıyoruz gördüğüm kadarıyla. Kaç gün vaktimi aldı, ne kadar kilometre yaptım. Yani ben milliyim de siz kilometre olarak hesaplarsınız artık. 1.6 küsürlerle çarpınca çıkıyor ortaya zaten. New Jersey'de adamlar oradan buraya taşınıyor. Düşün, onun için bu malzemeler geliyor. Bunların hepsi kullanılmış malzeme. Buradan geçelim de. Oradaki fabrikalarıyla buradakinin arasındaki farkı görürsünüz birazdan. Hani yine küçük bir yer galiba da uydu görüntüsünden baktığım kadarıyla. Yol kötü diyor. Oraya tabelaya asana kadar insan bu yolu yapar yani. Oba. O. Sollan araba gelmiyor. Sağdan da gelmiyor. Gazla gitsin. Tren gelmeden kaç Mehmet, kaç. Tren gelir, hoş gelir. Sus lan! Biraz kendime gelmem lazım. Çok da kalmadı, 5 dakikalık yolumuz var. Nasıl bir yer acaba? Bak keterpillerin tırı var. Bir ara yaptılar bunlar bu arabaları. AdBlue yüzünden vazgeçti adamlar. Of of of. Karşıdan araba gelse şu çukurlara girmiştim sağ taraftaki. Oh. Yuh. Yuh ki ne yuh. Karşı tarafta fabrikanın oraya gidiyoruz. Sağ tarafta. Burada sağa dön dediği yerden dönebilecek miyiz? Aha orada vinç var, bekliyor. Aman tanrım dedim. Vinç dedim. İlk defa gitmeden hazır da beni bekliyor ya. Adam adam. Bir ara kamerayla göz göze geldik. Çekiyor muyum çekmiyor muyum muhabbetini yapmayalım lütfen. Kura. Sevgili GoPro. Arkadan araba geliyor mu şuraya? O New Jersey'den çıkıştaki yerleri çekip göstermek isterdim size de. Şuranın girişine bak ya. Çok dardı. Yani alçak alçak köprülerden falan geçtik. Lan inşallah koptuğum başımıza
Ya herro ya merro dedik, alt kat tekerlek biraz çukura kaçar gibi oldu. Oh! Çünkü araba uzun, tamam mı? Size oraları da gösteremedim. Sabah yataktan uyanır uyanmaz elimi bile yüzümü bile yıkamadım yani o şekilde. Bir an önce geleyim buraya muhabbeti. Kamerayı dışarıya indirme yaparken oraya da ayarlayacağım ama orada görürüz artık. Tekerlekler katlanacak. Dorse stretch'ti. Yani açmıştık dorseyi. Evet, vinç bekliyor acaba ama buradan mı giriyoruz biz? Sinyalimizi verelim. Vinci görüyoruz. Bence buradan giriyoruz. Oranın, yani orada yaptığınız üretimle burada, oho, çok farklı olur. Koskocaman fabrika. Evet, o çok yüksek olan bir tır vardı, o önümde şu anda. Evet, vinç gelmiş. Bu bayağı büyük bir vinç. Çünkü arkasındaki dorsası bu. Bakalım biz ne yapacağız? Vay be. Oradan çık, sen buraya gel. Damn. Evet, daha bizden önceki, aynen. Orada en son ben yüklenmiştim. Galiba bugün en son yine ben indirileceğim. Evet, gelmişler. Herkes burada, tamam. Neyse, şu kameraları kapatıyorum. Birazdan görüşürüz. Şuradan bir kısım zinciri açalım bakalım. Anahtarı da alalım ki kapı kilitlenirse kalmayalım ortalıkta. Ya akmış sandım da benden değilmiş. Evet, pazarlıklar. Önce kim insin? Kaptan önce oraya mı geleceksin? Kaptan azıcık ileri al kaptan. Kaptan az geri al. Kaptan sağında araba var. Kaptan solunda araba var. Saat 12'de çay kahve molası. Ne oldu Mehmet Beyler? Yükün öyle gitmesini istemiyormuş. Oğlum sana da götü dönmeye gelmiyor. Oradan iki açıyoruz hemen. Reklam ediyorum. Şurada size bir şey göstereyim. Bu binderları koyduktan sonra bunların ucuna böyle zincir koyun ki yoksa şunlar dönüyor 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 düşüyor pat yere. Sonra Mehmet Beylerin yükü ne olacak? Diğer tarafta zincir olmadığı için şimdi size orada başka bir şey göstereceğim. Ya burada da şöyle bir şey yaptım. Maksat şunlar dönüp düşmesin. Dostlar. Da. Şunu da şöyle bir şey yapalım diyeceğim ama neyse, ona ben bir çözüm bulayım gösteririm şimdi size. Ha, buraya da aldık bir şeyler. Şimdi bakalım şu lavuk dönmeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? Geldi lavuk. İlk başta anlamadım. Beni en son indireceklerini zannettim de. Ki öyleydi de. O anlattı dedi, böyle olacak şöyle olacak dedim. Ben ne zaman indireceğim kardeşim? Şu tırdan sonra ah dedim, bana bu kadar gel ya, basit gel. Evet dostlar. Genel anlamıyla işimizi bitirdik. Çok şükür köprüye, oraya buraya vurmadık. Çünkü standartlar üstü yüksekliğim vardı. Aynı şekilde şu karşıki eleman da öyle. Zincirleri söktük. Genel anlamıyla dorsemizi, yükü indirmeye hazır bir hale getirdik. Şu arkadaş vincin tepesinde. Vinççi gerçi kendisi. Şuraya bak ya. Lastik yemiş. Değişim zamanı gelmiş.
genel anlamda yükümüze herhangi bir zarar vermeden yükümüzü indirdik. İndireceğiz çok daha doğrusu. Öyle yani. Sonra arka dingili katlayacağım. Oralara da göreceksiniz. Burayı da katlayacağım. Sonra dorsayı açmıştım. Yaklaşık bir 2 metre civarında. Onu da kapatacağız. Standart boyutlarımıza geri döneceğiz. Ama milli sporumuzu yapmayalım mı? İş makinesi izleyeceğiz. Yamuk aldı. Sağ taraf sol taraftan biraz daha yamuk oldu. Olmayacak bu. İndirip tekrar düzeltmesi lazım. Çok saçma oldu. Arka taraf kalktı, ön taraf kalkmıyor. Yok. Yapmayın be. Yapma, yapma, yapma. Oyup kopar. Vincin ucundaki üçgen gibi şeye bakın. Bütün ağırlığı bir taraf yedi. Oyup kopar aga. İndir oğlum. İndir. Yok agacığım, yok. İndir. İndir feryada ha. İşte indir. İndir dedim mi indireceksin. Milli sporumuz ya. Koptu ya la bu. Yok artık. Dur şuna bir bakayım ben. Şu zımbırtı elde kaldı ya. Neyse bunu buraya bir takalım. Alyan anahtarıyla beraber. Bir tane Karadenizli çocuk vardı ya. Tabancanın sapı elimde kaldı. Tabancanın ucu koktu. Tamam oldu. Yerine oturtturduk. Şu pini de geçirelim. Aşağıdan görünmüyor pek fazla. Hani yatmayayım altına dedim. Tamam. Bu da tamam. Şimdi tekerlek kaldı. Arka dingil. Evet dostlar, yükümüzü bıraktık. Şimdi tır durağına doğru gazlamaya devam. Gördüğünüz üzere zaten bu alanlar hep çiftçilikle uğraşan insanların yaşadığı yerler. Tabii bunların ortasında da bir adet de fabrika olması lazım. Bu kadar ürünü process, food processing yapıp paketleyip evlere dağıtmak üzere. Burada taşımacılığın önemi de çok büyük. Şimdi arkadaşlar, öncesinde dorsemizi eski haline geri getireceğiz. Onun videosunu yapacağım. Sonrasında şu mikrofonun bağlı olduğu kameranın şarjı bitiyor. %12'lere falan düşmüş. Düşsün anasını satayım. Değiştirdikten sonra da dorsenin üzerine koltuğumu serip elime kağıt kalemi atacağım. Ya da kafamda var zaten her şey. Sizlere bu yükten ne kadar para kazandım ve net olarak bana ne bıraktı onun hesaplamasını yapacağız. Bugüne kadar iş yapmadığım bir şey. Bu tarz büyük aldığında kazanacak olduğun para ortada. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Eğer bu arabanın bir şoförü olmuş olsaydı, o şoföre de verdikten sonra şirket sahibi olarak bana ne kadar kalacaktı net olarak, onların hepsini hesaplayacağız.
Sıkı dön, takipte kalın. Birazdan görüşürüz. Çekimlere ara verdim. Yağmur yağıyor. Aha, Tesla'lara bak la. Ne güzel araba. Elon Musk bu işi biliyor ya. Bak şuna. Alayı Tesla. Yağmurdan dolayı çekimi ara verdim. Birazdan görüşeceğiz. Kaçmayın bir yere. Hadi bye. Evet dostlar. Dorsemizi ayıralım. Sonra muhabbete devam edeceğiz. Ayırıp eski haline getireceğiz yani. Şu kapağı bir açalım. Böyle dursun. Dorsenin pirini açtık. Yalnız şu gideyim eldiveni bir takayım ya. Sesten dolayı da azıcık kusura bakmayın. Kapak düştü lan, korktum anasını satayım. Boğulmasın diye açtım orayı. Şimdi şu kabloları sökeyim. İnşallah sesi alıyordur şu en arkadaki kamera.
Evet arkadaşlar, tepeye katladık. Şimdi dingili katlayacağız. O kaldı. Onu da orada çekeriz. Evet, pistonu yerine takalım. Bunlar buraya bayrağa sarken lazım oluyor. Da köşelere yapsalarmış neredesin? Şu köşelere yapsalarmış daha iyi olurmuş. Şu bayrak geçirilecek yerleri. Tamamdır. Hepinizin beklediği sona yaklaştık. Ben şuraya sandalyemi alayım. Tırcı sezlongu. Sonra oturup hesap kitabı yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yeniden karşınızdayım. Videonun kapanış bölümündeyiz. Şimdi buraya getirdiğim yükün toplam fiyatı 25.000 dolardı. Sadece bana ödenen kargo ücreti. Bu da temel içgüdü gibi frikik vermesek bari burada. 25.000 dolar üzerinden ilk başta yazarız şimdi buraya. 25.000 dolar yükün fiyatı. %10 komisyon veriyorum ben bu tarz yüklere çünkü pahalı yükler oluyor. 22.500 kaldı. Benim hesapladığım kadarıyla 3.500 dolara yakın, çok yakın bir mazot harcaması oldu buna. Bu da yaklaşık 19.000 dolara düşürüyor. İşte bu yük için gerekli olan permit, yol izinlerine 2.000 dolara yakın bir para verdim. Oradan nereye düştü? Dur. 3.500 yaktık. 22.5'te. Evet 19. 2.000'de permitler. 17.000 dolar. Bir para kaldı. Şimdi 17.000 dolar şirkete kalıyor direkt. Yani bu getirilen yükten. Nereden baksanız 8.000 dolar masrafı olmuş. Diyelim ki ben şoför çalıştırıyorum. Bu şoföre de 25.000 dolar üzerinden buna aslında şoföre göre bu yük 23.000 dolar. Çünkü 2.000 dolar permitler var. Hani çünkü bunu şirket ödüyor. Bu şoförün kazanışı sayılmıyor. 2.000 dolar şoföre göre 23.000 dolar. 23.000 dolar üzerinden şoföre yani bu yüklerin genelde yani bu Dorse'nin yükleri genelde yüksek olduğu için şoför yüzdeliği burada biraz düşük yani %25 civarında. Hani benim ödediğim para o. %25 ödüyorum şoföre. Şoför almış olsaydı bu yükü şoförün kazanacak olduğu para 5.750 dolar. Şimdi 17.000 dolar ben hani şirkete kaldır dedim ya. 5.750 dolara da öyle çık. Hadi 6.000 dolar çık. Hadi işte köprüsüydü, cardıydı, curduydu. Yoktu öyle bir şey ama ben yine de sayayım. 250 dolar fazladan olsun. Yani böyle bir yükü şoför taşımış olsaydı 6.000 dolar çıktığımızda da şirkete 11.000 dolar net bir gelir olacaktı. Öyle işte arkadaşlar 11.000 dolar şoför çıkmış olsaydı bu iş ya bu arabanın üzerine yaklaşık
demeyelim de net olarak 25 bin doların 13 bin doları masraflara gidecekti. 13 öyle mi oluyor? 11 kalıyorsa 25 yük. Evet, 14 bin dolar. 14 bin doları masrafa gidiyordu. 11 bin doları benim cebime kalıyordu. Öyle yani işte. Şimdilik dediğim gibi yani bugüne kadar sizlere net bir rakam vermedim hiçbir zaman. Ama bu dorsede çalışılıp da kazanılan paralar hemen hemen o minvalde. Yani ben gittiğim yerlerde 3-4 gün işsiz kalsam da bir iş çıkıyor. O bizi götürüyor rahat bir şekilde. Size onu söyleyebilirim. Siz bu konuda da bir bilgilendirme yapalım dedik yani. Neyse dostlar, izlediğiniz için bu zamana kadar, bu dakikaya, şu dakikaya kadar umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Tırcı Şezlong'undan hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere.